Bu proje hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl etki eder taraftarı sizce? Bunlar çok güzel projeler. İnşallah bunların daha çok yayılması, ülkemizin her yerine yayılıp daha çok insana ulaşmamız gerekiyor. Burada sadece birer insanla değil, bence bu toplantıların, bu panellerin taraftar grupların içlerinde, yani onların kendi grupların katıldığı yerlerde olursa hem onlar sporcularla daha yakınlaşmış olacaklar. Onlarla daha birebir temasa girdikleri anda da onların hissettiklerini biraz daha yakından anlayabilecekler. Ve böyle bu şekilde panel sırasında da bahsettiğimiz gibi işte eğitimle sporun daha çok yayılmasıyla beraber ben insanların bu kötü taraftar profilinden uzaklaşacaklarına inanıyorum. Umarım gerçekleşir. Siz taraftara örnek olmak açısından avantaja sahipsiniz. Kardeşiniz ezeli rakibinizde oynuyor. Beraber güzel sahaya rekabetinizi yansıtıyorsunuz. Sizce taraftarlara da bu durum örnek olur mu? Nasıl yansır? Bence bu konuda biz ikimiz çok şanslıyız. Çünkü biz doğduğumuz andan itibaren zaten basketbolun içerisindeydik. Şu andaki en büyük artısı ve bence bunda biraz daha eksiyiz. Türkiye'de çok daha fazla etki edebilecek durumdayız. İki kaptan olarak Sinan'la ben, o Galatasaray'ın kaptanı, ben Beşiktaş'ın kaptanıyım. İki taraftar grubunu, iki takımın, iki kulübün birbirine yaklaşması konusunda daha önemli adımlar atabiliriz. Bence vakitsizlikten, idman yoğunluğundan dolayı buna çok fazla el veremiyoruz. Ama bir dahaki karşılaşmamızda buna daha çok dikkat edeceğiz. İnsanların, örnek sporcuların daha çok yayılması, bunu Engin de bahsetmişti panel sırasında zaten. Saha içerisindeki agresif tavırların sadece maçı kazanmak adına olursa eğer, taraftarın gözüne iyi gözükmek değil de maç için oynadıkları anda bence taraftarlar da bunu görerekten daha çok bilgileneceklerdir. Sinan bunu zaten kendi takımında yapmaya çalışıyor. İşte her takımda birkaç oyuncu var belki bunu sayabileceğimiz. O sayının artmasıyla beraber de zaten demin de bahsettiğim gibi kötü taraftar ve istemediğimiz olaylar salonlardan uzaklaşacaktır. İnsanlar tabii ki renklere çok büyük aşıklar. Derbi olduğu zaman bu çok daha önemli oluyor ama sadece derbi için geldikleri vakitte biz sezon içerisinde ligde en azından 30 maç oynuyoruz. Galatasaray-Fenerbahçe maçları 4, geriye kalan 26 maçın hiç mi değeri yok? Oyuncularda da bu psikoloji hakim olmaya başlıyor. O yüzden ne kadar çok basketbol seyircisi gelirse zaten o zaman daha çok dolu salonlara oynayacağız. O zaman takım içerisindeki yeni tecrübesiz arkadaşlar daha rahat ve normal bir şekilde derbi oynamanın özelliği sadece Fenerbahçe'ye karşı oynamanın olduğu bir durum olacak. Salon bugün doldu. Ben bugün nasıl oynarım? Acaba heyecanlanır mıyım, heyecanlanmaz mıyım? Psikolojisinden uzaklaşacak. Benim tek amacım buradaki genç arkadaşlarda bu çok büyük etki yaratıyor. Şimdi ligimizde de hem kendi takımlarımızda Türk gençler var hem de yurt dışından gelen yabancı arkadaşlar da çok tecrübeli olmuyorlar. Bu ortamlara alışık değiller ve bir anda o maçlarda şoka uğruyorlar. Bunu daha çok yayabilirsek, daha çok seyirci gelirse her maçımıza, o zaman derbilerinde çok, tabii ki bizler için çok önemli derbi kazanabilmek, ancak isimde olacak. Seyircinin geldiğiyle, seyirci farkıyla değil, maç kazanmak için oynamış olacağız. Bu da çok daha önemli. Ümit ediyoruz ki bu proje sadece Beşiktaş taraftarı değil, bütün taraftar gruplarını, bugün nasıl panelde hepsini bir arada getirdiysek, hepsini pozitif yönde etkilemesi. Maalesef son yıllarda tribündeki şiddeti çok fazla konuşmaya başladık. Ümidimiz bu tarz panellerle, bu tarz eğitimlerle insanların birbirini pozitif yönde etkileyerek bu tribündeki şiddetin azalması ve zamanla yok olmasını hedefliyoruz. Bu bir bilinçtir. Bu bilinci birbirimize geçirmemiz lazım. Bugün de güzel bir başlangıçtı bizim için. Faydalı geçtiğini düşünüyorum. Çoğu zaman siz de fark etmişsinizdir. Sahadaki oyuncular birbirleriyle gayet centilmence mücadele ediyorlar. Halbuki onlar bir fiziksel mücadele içinde olmasına rağmen sahada centilmence geçiyor maçlar. Fakat yüzülerek görüyoruz. Tribünde insanlar kavga ediyor. Bu bizi çok negatif etkiliyor. Çoğu zaman maçlar duruyor. Hakemler soyunma odasına gidiyor. Bir sürü negatif olaylar gerçekleşebiliyor. Biz sporcular olarak bu tarz olaylardan zarar görüyoruz açıkçası. Sadece sporcular değil, gerçekten oraya maçı izlemeye gelen, spordan zevk alan insanlar da
bu zevkten mahrum oluyorlar. Bunu durdurmamız lazım. El ele bizlere, sporculara büyük bir görev düşüyor. Yöneticilere düşüyor, medyaya düşüyor ve tabii ki taraftarlara düşüyor. Tabii ki eğleniyorlar, eğlenmeleri lazım. Tabii ki biz de anlıyoruz. Bazen bu sadece eğlenmek değil, daha fazla bir şey. Yani onlar büyük bir gururla takımlarının formalarını taşıyorlar. Bizler de sporcular olarak sahada yapıyoruz. Tabii ki eğlensinler, sporu spor için sevsinler. Sadece kazanmak ya da kaybetmek değil, burada spor görsel bir şey. Gözümüze hitap ediyor, ruhumuza hitap ediyor. Bundan zevk almaları önemli. Sadece mesele kazanmak ya da kaybetmek değil. Bu bilinci yerleştirebilirsek her şey daha güzel olacak.